Şimdi hepiniz gördüğünüz başlık şu resmi dediniz ki ulan bu video clickbait mi? Çünkü böyle bir şey yok normalde. Ama clickbait, clickbait değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Anlattıklarımı sardırmadan gerekirse 2x'e izin, tamam mı diyor. Ama sardırmadan izin, hepsini anlayacaksınız ve takasınızı açacaksınız. Epic Games'ten oynayanlar için söylüyorum. Şimdi olayımıza geçmeden önce bu arada şunu da söyleyeyim. Profil diyelim şuradan. Bakın arkadaşlar garajda benim nerede olan? Dur şurada. Bir tane Golden Pumpkin 22 var. Aslında olay bunun üzerinden dönecek. Nasıl döndüreceğimizi de göstereceğim. Onun dışında bir de fenek çekişimiz var. Oylama yaptım ben. Dedim ki fenek mi çekeyim sizlere, kredi mi? Bir tane fenek çekişi yapıyorum. Süresi 5 gün. Şartları da Aydigal RL Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Ve benim yan kanalıma abone oluyorsunuz. Çekiş Instagram'dan açıklanacak. Şartlar bu kadar. Yorumda ve açıklamada sabitli linkler var çekilişin şartları için. Oraya da bakarsınız. Şimdi arkadaşlar detaylara gelecek olsak. Bakın bu etkinlik aslında 2 hafta sonra bitiyor. Hatta 2 hafta bile değil. 1 hafta sonra bitiyor. Şimdi diyeceksiniz ki işte kardeşim sen 1 hafta sonra bitecek şeyi niye videosunu çekiyorsun? Yanlış değil mi? Aslında değil. Çünkü neden? Bu etkinlik yılda 5-6 kere geliyor, tamam mı? Mesela burada ne diye gelmiş? Golden Pumpkin diye. Paskalya bayramında gelecek. Ne diye gelecek? Golden Egg diye. Yılbaşında gelecek. Ne diye gelecek? Golden Gift diye. Aslında Rocket League yani Epic Games bunu çevirip 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 5-6 kere yılda önümüze sunuyor. Ama bütün oyuncular genelde eşyaları açıyor. Yani hediyeleri. Şimdi hediyeleri açınca ne oluyor? Berbat eşyalar çıkıyor genelde. İstisnaları saymıyorum. Kâr edenler de oluyor. Ama genel olarak zarar ediyoruz hepimiz. Fakat biz burada açmayacağız hediyelerimizi ve 5 tanesini de satarak takasımızın parasını çıkartacağız. Bakın nasıl çıkartacağımızı göstereceğim. O zaman direkt olayımıza başlayalım. Şimdi ben başlangıçta neden bunu gösterdim? Bakın şuradakini. Çünkü bende bir tane var ve sizlere bir tanesini satarak göstereceğim. Siz aynısını 5 tanesi için yapacaksınız. Direkt adımlarımıza başlayalım. Şimdi öncelikle böyle bir site var, tamam mı? Rocket League Garage diye. Bu takas yapma sitesi. Yani başka şeyler için de kullanılıyor ama ana teması takas sitesi. Buradan trading diyoruz. Biraz internetim yavaş oluyor. Şuradan hemen Golden Pumpkin diyoruz, tamam mı? Bak Golden Pump yazdığınız mı çıkıyor. Golden Pumpkin 22. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bak Golden yazdığında bakın Golden Lantern çıktı. Bu ne demek? Yani her etkinlikte mesela Golden Gift Basket, mesela Golden Moon, tamam mı? Her etkinlikte bunları Golden diye değiştirip işte 5 tane alabiliyorsunuz her etkinlikte ve bunları krediye çevireceksiniz. Yani bu etkinliğe özel bir şey değil bu. Ama şu an biz Cadılar Bayramı'nda olduğumuz için Pumpkin veriyor. Pumpkin de bal kabağı. Mantı çaktığınızı düşünüyorum. Sertifikası None yani yok. Paint rengi None yani yok. Select Item Type. Only credit istiyoruz. Ondan sonra credit price range diyor. Yani buraya diyor ki kaçtan satmak istiyorsun diyor. Sen buraya diyorsun ki 120 ile 200 arası olsun. Ha bu arada şunu da göstereyim. Golden Pumpkin'imizin fiyatı 100-200 arkadaşlar. Bu şekilde ve sabit devam ediyor. Daha da değişeceğini düşünmüyorum. Ha yarın öbür gün ne gelir? Golden Egg gelir işte. Aynı 100-200. Ondan sonra ne gelir? Golden Gift gelir yılbaşına özel. Aynı 100-200. Yani bu Golden İşte bilmem nelerin hepsi bu fiyatta arkadaşlar, tamam mı? Mantık bu. Devam. Geldik buraya. Ne diyorduk? 120'den 200'e dedik. Yani 100'e satmayacağız biz. Bak 100'e satarsak zarar ediyoruz. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra I want this item değil. I have this item. Ya ben başarılı sahibim. Ondan sonra select item type diyor. Bu da item. Yani blueprint şablon değil. Şimdi ne yapıyoruz? Search diyoruz. Tamam mı? Şimdi bizim buradaki amacımız aslında takasımız açık değil, sadece hesabını kitabını yapmak olacak. Ne kadardan parayı amorti ederiz buna bakacağız. Şimdi bu 200 diyor. Bunu geçin arkadaşlar. Niye geçin söyleyeyim. Çünkü bu adam dolandırıcı. Kimse 200'den satmaz, tamam mı? O yüzden buna hiç tıklamayın. Link falan atacak. Aman diyeyim. Bak gerçekçi takasa bakın. Mesela 120. Ne diyor abi? Chat diyor. Bak diyor ki Der Andre Da. Bunu kopyalıyorsun. Diyor ki on Epic'te yani Epic Games'e eklemeli diyor. Fast Trade için. Tamam. Şimdi adam 120'ye satıyor. Bunu aklımıza tutalım. Burada bir sürü arkadaşlık siteyi var. Kabul edemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şuradan biz gelelim. Der Andre daha iyi yapıştırdık. Çıkmadı abi. O zaman ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Çıkmıyorsa devam. Buying Admi on Epic. Ghost 6. Buna tıklıyoruz. Geldik buraya. Epic'ten ekledik. Bakalım çıktı mı? Bak. Gördüğünüz gibi davet gönderildi. Şimdi adam teklifimizi daha doğrusu arkadaşlık istemimizi kabul ettiğinde burada çıkacak. O yüzden bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar adam ekledi. Davet de geldi. Hemen şöyle daveti kabul edelim. Tabii arkadaşlık isteklerinden biraz daveti göremiyorum.
Kusura bakmayın, kabul edemiyorum. Bak 120 kredi alıyor. Bunu aklımıza tutalım. Dikkat edelim. Bak dolandırıcı olabilir adam. O yüzden sakin. Şimdi biz buraya attık bir tane. And this is, diyelim ki this is all I have. Yani bende bu kadar var kardeşim. 120 kredim ver. Tamam. Bekliyoruz bakalım. Adamı bekliyoruz şu an. Verdi. Bak hiçbir sıkıntı yok bırakar. Accept dedik. Gördüğünüz gibi adam sözünü tuttu. Eşyaya verdi. Şimdi ben ne yaptım? 5 tane, bakın 5 tane var sonra, çünkü 5 tanesini alabiliyorsunuz bildiğiniz. 5 tane Golden Pumpkin'im var. Tanesini 120'den sattım. Yani 5 tanesi 600 kredi eder. 5 çarpı 120 eşittir 600. Bunu bir aklımızda tutalım. Şimdi Epic Games'e de kredi fiyatları 38 lira. Bunu da biliyorum. Bak bunu da aklınıza tutun. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok değil mi? Hemfikiriz. Okey. Buradan Buy Kredi istiyorum. 90 lira çıkıyor. Şimdi bu niye 90 lira? Onu da açıklayayım. Ben Steam'den oynuyorum arkadaşlar oyunu. Eğer Epic Games'tesiniz ve şu gün itibariyle kredi fiyatları zamlanmadıysa 38 lira veriyorsunuz. 500 krediye, tamam mı? Şimdi sen diyeceksin ki ya abi 500 kredi 38 lira, ama nasıl hesaplayacağız biz bunu kendi aldığımız pumpkinlere göre? Şimdi geçtim hesabı kitabı, bak 38 lira zarardayız, tamam mı? Çünkü niye takasımızı açtık? 38 lira zarardayız. Şimdi mecburen arkadaşlar bir kere para yatıracağız. Ama ben niye bedava dedim? Çünkü paramızı çıkartıyoruz aslında. Hesabımızı kitabımızı yaptığımızda. Eksi 38, bunu sildim, aklınıza bulunsun. Şimdi bize kaç kredi var? 600. Ben ne yapıyorum? 600'ü 100'e bölüyorum, tamam mı? 6 yapar. Yani adamlar 100 kredi başına fiyat verdiği için ben direkt bunu sadeleştiriyorum. 6 yapar. Sanki matematik anlatıyorum da neyse. Daha kısa anlatacağım arkadaşlar. Siz bunu gidiyorsunuz Türk takas sunucuları var. Mesela ne olabilir? Bu RLTR olabilir. Atıyorum. Mesela ne olabilir? Benim sunucumdaki takas olabilir. Başka YouTuberların takas odaları olabilir. Veya şu da olabilir arkadaşlar. Buraya gelirsiniz Binary Game'e. Bu arada herhangi bir sponsor falan olmadı. Onu da söyleyeyim. Burada 8 liraya satıyorlar. Siz 7 liraya satsanız 1 lira parası çıkar. Ama biz ne yapacağız? Burada 6,5 liraya hesaplayacağız. Şimdi devam. 600 kredimiz var değil mi? 100 kredi başına 6,5 lira veriyorlar. Böldük abi 100'e. 6 yapar. Ondan sonra gel abi çarp bunu 6,5'la. Ne etti? 39. Al. 38 lira harcadık. 39 liramızı geri aldık. Ne oldu? Takası bedavadan açmış olduk abi. Şimdi diyeceksiniz ki başka yöntem var mı? Abi bu çok karışık. Kardeşim bu çok karışık. Yok abi. Benim bulabildiğim en mantıklı yöntem bu. Bakın hiçbir şekilde de size şey demiyorum. İşte para harcamadan takas yapılır diye de bir başlık atmadım. Bedavadan takası açma diye bir başlık attım. Çünkü dolaylı yoldan aslında bedavadan açıyorsunuz. Olay tamamen şuradaki pumpkinlerde bir çekişimize de katılmayı unutmayın. Hatta ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? İki tane yapalım ya fenek çekişini. Bak iki tane fenek vereceğim bir hafta boyunca, tamam mı? Bir hafta süremiz var. Detaylar açıklama kısmında olacak ama tekrarlayayım. IDGAL RL Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Yan kanalıma abone oluyorsunuz. Yan kanalıma abone olman zorunlu değil bu arada ama olursanız güzel olur. Fakat Instagram zorunlu çünkü çekiş Instagram'dan açıklanacak. Ben oradan göreceğim kimi takip edip etmediğini. O yüzden şartlar zaten yorumda da yazıyor, açıklamada da yazıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.